Ukrayna bir adım atınca Rusya bunun 5 misli, 10 misliyle karşılık veriyor. Ukrayna'nın bir Avrupa, bir Türkiye, bir NATO derken çalmadığı kapı kalmazken Rusya asker ve mühimmat yığmaya devam ediyor. NATO, Amerika, Avrupa Birliği verdiği sözlerin altından kalkabilecek mi? NATO'nun ne mal olduğunu şimdi anlayacağız. Hadi başlayalım. Ukrayna'nın Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu bir Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği, bir askerin de yaralandığı bildirildi. Bölgede askeri hareketlilik devam ederken Ukrayna ordusu bölgede tank talimi gerçekleştirdi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, dün gece yarısından saat 17'ye kadar ayrılıkçıların 5 kez ateşkes ihlali yaptığı kaydedildi. Açıklamada, Donbas'ta ayrılıkçılar tarafından açılan ateş sonucu, Ukrayna ordusundan bir askerin öldüğü ve bir askerin de yaralandığı aktarıldı. Rusya, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin "Ordumuz hazır" sözlerinin ardından Kuzey Kafkasya'daki birliklerini Kırım'a gönderdiğini açıklamıştı. Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan krize bir yenisi daha eklendi. Ukrayna'nın St. Petersburg konsolosu Alexander Sosonyuk, gizli bilgiler temin ettiği gerekçesiyle Rusya Federal Güvenlik Servisi FSB tarafından gözaltına alındı. Ukrayna'nın Donbas bölgesinde başlayan ve artarak devam eden Ukrayna ile Rusya arasındaki krizde, önceki gün Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Ordumuz hazır" açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklamanın ardındansa Rusya'ya ait iki savaş gemisi bu sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre bu gelişmeler yaşanırken, Rusya Federal Güvenlik Servisi FSB'nin, Ukrayna'nın St. Petersburg konsolosu Alexander Sosonyuk'u gizli bilgiler temin ettiği gerekçesiyle gözaltına aldığı bildirildi. Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden yapılan açıklamada, Sosonyuk'un ismi açıklanmayan bir Rus vatandaşından güvenlik birimlerine ait gizli bilgiler temin ederek suçüstü yakalandığı iddia edildi. Sosonyuk'un gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, "Bu faaliyet diplomatik çalışan statüsüyle uyumsuzdur ve Rusya Federasyonu'na karşı açıkça düşmanca niteliktedir" ifadesi kullanıldı. Ukrayna donanması, Doğu Avrupa'da tırmanan gerilimin en son işareti olarak Rusya'nın su yoluna erişimini kısıtlamasından birkaç saat önce Kerç Boğazı yakınlarında Rus sahil güvenlik gemilerini vurmakla tehdit etti. Bölgedeki askeri faaliyetleri izleyen Black Sea News editörü Andriy Klimenko'ya göre çekişme 3 Ukraynalı Guyurzma M sınıfı topçu botuyla Rusya'nın FSB Sahil Güvenlik Teşkilatı'na ait kimliği belirsiz 5 gemi arasında çarşamba ve perşembe günleri arasında gerçekleşti. Klimenko'nun bildirdiğine göre Rus gemileri Ukrayna botlarının etrafında kışkırtıcı manevralar yapmaya başladı ve ancak ateş açmakla tehdit edildikten sonra geri adım attı. Olay, Kerç Boğazı'nın yaklaşık 40 kilometre yakınında meydana geldi. Olay, gözlemcilerin Rus askeri birliklerinin sayısının 115.000'i aşabileceğinden korktukları sırada geldi. Bir işgal tehdidi olduğunu bildiren Amerikan Başkanı Joe Biden, NATO ve Avrupalı liderler gerilimi azaltma çağrıları yaptı. Kiev, Azak Denizi gerilimin büyük bir olaya dönüşmesi tehdidine karşı şiddetle uyardı. Ukrayna donanması Rusya uluslararası hukuku ihlal etmeye devam ediyor dedi. Kerç olayı Boğaz'da Ukrayna ile Rusya arasında 2018 yılında çıkan ve 3 Ukrayna gemisinin de ele geçirilmesine ve Rusya'nın bir konteyner gemisi kullanarak Boğaz'ı kapatmasına neden olan, nihayetinde de diplomatik bir krize yol açan bir çatışmanın yankılarını taşıyor.
Son olayın meydana gelmesinden sadece saatler sonra Rusya, Boğaz'ın yakınında bir bölgede giriş yasağı ilan etti. Savunma Bakanlığı daha fazla gerekçe göstermeden 24 Nisan saat 21 ile 31 Ekim saat 21 tarihleri arasında Rusya Federasyonu karasularından yabancı askeri gemiler ve diğer devlet gemileri için geçişler durdurulacak açıklamasını yaptı. Bakanlık kısıtlamaların Kırım'ın batı ucunu, Yarımada'nın Sivastopol'den Hurfuz'a kadar giden güney kıyı şeridini ve Opuski doğa koruma alanı yakınlarındaki Kerç Yarımadası'nın bir kısmını etkileyeceğini söyledi. Bu karar, Joe Biden'ın Rusya'nın Amerika seçimlerine müdahale etme ve Amerikan hükümeti verilerinin siber saldırılarla çalınması girişimleri sonucu yaptırım ilan etmesinin ardından geldi. Kremlin bugün Putin'in bu yaptırımlara nasıl yanıt vereceğini tarttığını söyledi. NATO, Rusya'nın Karadeniz'in bazı bölümleriyle Kerç Boğazı'na erişimi kısıtlama planlarıyla ilgili haberlerden endişe duyulduğunu bildirerek, bu gayrimeşru ve Rusya'nın istikrarsızlaştırıcı tutumunun örneğini teşkil edecek bir hamle olacaktır. Rusya'ya Azov Denizi'ndeki Ukrayna limanlarına serbest erişimi sağlaması ve serbest seyri sefere izin vermesi çağrısında bulunuyoruz, açıklamasını yaptı. NATO sözcüsü Oana Lungescu, Rusya'ya Azov Denizi'ndeki Ukrayna limanlarına serbest erişimi sağlaması ve serbest seyri sefere izin vermesi çağrısında bulunuyoruz. Rusya, Kırım'ın yasa dışı ilhakından bu yana yarımada içinde ve çevresinde askeri varlığını ciddi ölçüde artırmıştır. Rusya'nın Kırım'da, Karadeniz'de ve Azov Denizi'nde devam eden askeri mevcudiyetini artırma çalışmaları, Ukrayna'nın bağımsızlığına daha büyük tehdit oluşturmakta ve bölgenin istikrarını baltalamaktadır, ifadesini kullandı. Rusya'ya gerginliği acilen düşürme, provokasyonu durdurma ve uluslararası taahhütlere uyma çağrısında bulunan Lungescu, NATO müttefiklerinin Kırım'ın Rus tarafından yasa dışı ilhakını tanımadığını ve tanımayacağını hatırlattı ve Ukrayna'nın uluslararası tanınmış sınırlar içinde egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tam olarak destekliyoruz, ifadesine yer verdi. Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, Ukrayna, Amerika'dan ülkedeki askeri varlığını artırmasını istedi, dedi. Kaynaklar, Washington, Ukrayna'daki Amerikan askeri varlığının artışına karşı çıkmıyor ve gerekirse misyonunu memnuniyetle genişletecektir ifadelerini kullandılar. Ve Ukrayna'da şu an 160 Amerikan askeri bulunduğunu, ancak gerekirse bu sayının artabileceğini belirttiler. Amerika ile Rusya arasındaki diplomatik mücadele sürerken, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski bir birlik gösterisi olarak Paris'teki Avrupalı müttefiklerle bir araya geldi. Macron, Zelenski'yi Paris'te öğle yemeği için kabul etti. İki lider daha sonra Alman Şansölye Angela Merkel'le video konferans yoluyla görüşecek. Zirvenin ardından Zelenski, Macron'un kendisine destek sunduğunu ve Putin de dahil olmak üzere dört taraflı barış görüşmelerinden umutlu olduğunu söyledi. Biden ve Putin arasında yapılacak bir toplantının bazı sorunları çözmesine yardımcı olabileceğini kaydeden Zelenski, bununla birlikte ikisinin kendisi de görüşmede olmadan ülkesinin güvenliği hakkında somut konuşmalar yapılmasının bir anlam ifade etmeyeceğini de sözlerine ekledi. Rusya, Kuzey Kafkasya'daki birliklerini Kırım'a göndererek Karadeniz'de konuşlandırdığı savaş filosuna karadan destek vermesi, gerilimin boyutunu arttırırken bölgede yaşanan hareketliliğe ilişkin Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andriy Shibina da özel bir açıklama yaptı. Shibina, Rusya'nın bölgeye konuşlandırdığı asker sayısının 2014 yılından bu yana en yüksek rakama ulaştığını belirtti. Ukrayna'nın artan gerginlikten hoşnut olmadığını belirten Shibina, Rusya'nın bu eylemlerinin çok ciddi sonuçları olacağını söyledi. Rusya'nın agresif tutumunun Donbas krizinde 14 bin Ukraynalı'nın hayatına mal olduğunu belirten Shibina, uluslararası toplumu Rusya'ya karşı birlik olmaya çağırdı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Türkiye'ye yaptığı ziyaretin çok önemli olduğunu vurgulayan Büyükelçi, Türkiye ile Ukrayna'nın kurduğu stratejik ortaklığın üçüncü taraflar için bir tehdit amacı taşımadığının da altını çizdi. Ukrayna'nın Karadeniz'in bir güven ve barış denizi olması noktasında Türkiye ile aynı görüşü benimsediğini belirten Shibina, ülkesinin bu tutumunun Donbas'taki tavrını da ortaya koyduğunu vurguladı. Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne olan yaklaşımını takdir ve minnetle karşıladığını belirten Büyükelçi, Türkiye'nin bölgedeki istikrara katkısının büyük olduğunu söyledi.
Şibiha, Ukrayna'nın stratejik hedefinin NATO'ya girmek olduğuna dikkate çekerek bu konuda üstlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirtti. Bu konuda Türkiye'nin desteğini de hissettiklerini belirten Büyükelçi, NATO'ya üye olmalarının bölgedeki güvenliği sağlamada bir diğer önemli adım olduğunu da sözlerine ekledi. Minsk Anlaşması'nın taraflarca tam olarak uygulanması gerektiğinin altını çizen Merkel ve Macron ayrıca Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği yineledi. Zelenski ayrıca Macron ve Merkel'le yaptıkları görüşme sonrası Kiev-Moskova arasındaki gerginliği görüşmek üzere Rus mevkidaşı Vladimir Putin'e de katılacağı bir zirve çağrısında bulundu. Ukrayna Cumhurbaşkanı, dördümüzün de Doğu Ukrayna'daki güvenlik durumu görüşmek üzere zirveye katılmasını istiyorum dedi. Zelenski, geçtiğimiz günde Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'le bir telefon görüşmesi yapmış, Michel'e Ukrayna'ya her seviyedeki desteğinden ötürü teşekkür ederim ifadesini kullanmıştı. Macron ve Merkel'den Zelenski'ye Ukrayna'nın doğusundaki Kiev'den gelen provokasyonları durdurmaları için baskı yapmalarını istedi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Bay Macron ve Bayan Merkel'in bu video konferans sırasında nüfuzlarını Zelenski'ye tüm provokasyonların kesin olarak durdurma olasılığını açıklamak için kullanmaları bizim için çok önemli olacaktır açıklamasında bulundu. Böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.